Bu tarifi 500 gram tavuk göğsü kullanarak hazırlayacağım. İlk önce tavukları ince uzun şeritler halinde doğruyorum. Dileyen kuşbaşı şeklinde de doğrayabilir. Doğramış olduğum tavukları da bir kasenin içine alıyorum. Şimdi sıra geldi tavukları dinlendirmeye. Tavukları dinlendirirken karbonat kullanacağım. Karbonat etin içindeki protein yapısını parçaladığından dolayı tavuk göğsü gibi kuru etleri marine ederken ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tavukların üzerine karbonat ekliyorum. Ve üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Elimle bir kez karıştırıyorum. Karbonatlı suda 1 saat boyunca bekletiyoruz. Tavuklar karbonatlı suda beklerken dışına kaplayacağınız sosu hazırlayabilirsiniz. Bunun için 1 şişe maden suyunu bir kasenin içine alıyorum. Altında çok az bir miktar kalabilir. Sosun daha kıvamlı olması için hepsini eklemedim. Maden suyunun üzerine 1 su bardağı dolusu un ekliyorum. Ve dilediğimiz baharatları ekleyerek karıştırıyoruz. Ben köri, kırmızı toz biber, pul biber, kekik, tuz ve çok az da sarımsak tozu kullanacağım. Bu sarımsak tozunu da nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız açıklamalar kısmından evde nasıl sarımsak tozu yapılır isimli videomu izleyebilirsiniz. Bu sosu iyice karıştırıyoruz. Sos hazır. Kıvamını da kaşıkla göstereyim. Sosu için verdiğim bu ölçüleri 900 gram 1 kilo tavuk göğsüne kadar kullanabilirsiniz. Tavukları pişirmeden önce kaplayacağımız sosu hazırladıktan sonra piştikten sonra da tavuklar için güzel bir sos hazırlayacağım. Hem yağ oranı yüksek hem de oldukça lezzetli olan çağlak süzme yoğurttan 3 yemek kaşığı bir kaseye ekliyorum. Üzerine çok az su ekleyerek kıvamını biraz açıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı mayonez. Baharat olarak tuz, kekik ve kuru nane ekliyorum. Ve hem doku hem de lezzet vermesi açısından bir miktar kırık ceviz ekleyerek sosu karıştırıyorum. Tavuk göğüsleri 1 saat boyunca karbonatlı suda dinlendi. Zaten elinize aldığınız zaman üzerine bastırdığınızda önce ve sonrası yumuşaklık farkını hissedebilirsiniz. Artık tavukların karbonatlı suyunu süzerek hazırlamış olduğumuz sos ile buluşturacağız. Suyundan süzülmüş tavukların üzerine sosun hepsini döküyoruz. Tavukların her tarafı sos ile kaplanana kadar karıştırıyoruz. Şimdi tavukları pişirmeye geçebiliriz. Pişireceğimiz tavaya tabanını tamamen kaplayacak şekilde ayçiçek yağı ekliyorum. Bu tarifi fırında veya airfryer'da da yapabilirsiniz. Yağ ve tava ısınana kadar bekliyoruz. Yağ tamamen ısındıktan sonra sostan çıkardığım tavukları arkalı önlü bir şekilde pişiriyorum. Tavuklar da piştikten sonra hazırlamış olduğumuz sos ile keyifle yiyebileceğiniz oldukça lezzetli bir tarif. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. İçini de şöyle göstereyim. Oldukça yumuşak.